الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Ey iman edenler! Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Eziyet ettiler de Allah onu onların dediklerinden akladı. Beri olduğunu ortaya koydu. O Allah nezdinde pek itibarlı bir kişiydi. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve hep doğru söz söyleyin ki Allah da işlerinizi ve hallerinizi düzelsin, günahlarınızı affetsin. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse pek büyük bir mutluluk ve başarıya nail olur. Biz emaneti göklere, yere, dağlara teklif ettik de
Onlar bunu yüklenmekten kaçındılar. Zira sorumluluğundan korktular. Ama onu insan yüklendi. İnsan bu emanetin hakkını gözetmediğinden cidden çok zalim, çok cahildir. Bunun varacağı sonuçta Allah'ın münafık erkekleri ve münafık kadınları, müşrik erkek ve müşrik kadınları cezalandırması, mümin erkek ve mümin kadınları ise tövbelerini kabul buyurması olacaktır. Allah gerçekten gafurdur, rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. Akşamlar, hayırlı iftarlar efendim. Afyonkarahisar İl Müftülüğümüzce hazırlanan iftar saati programıyla bu akşam da huzurlarınızdayız. Bu akşam programımızda İslam'da merhamet kavramı üzerine konuşacağız. Program konuğumuz Afyonkarahisar Emirdağ ilçesi ilçe müftüsü Aytekin Akçin hocamız. Saygıdeğer hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Safalar verdiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam? Çok sağ olasınız. Sizler de iyisiniz çok inşallah. Çok şükür. Bizler de iyiyiz elhamdülillah hocam. Allah afiyetler versin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Amin. Allah razı olsun. Ramazan-ı Şerif'inde son günlerini yaşıyoruz. Evet. Cenab-ı Hak inşallah hayırla bayrama ulaşmayı hepimize ihsan eylesin. İnşallah. Kıymetli hocam, malumunuz Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Merhamet edene Rahman olan Allah da merhamet eder. Siz yerdeki bütün mahlukata merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin. Evet. Hocam tarih boyunca ortak insani bir değer olarak kabul edilen
merhamet duygusu maalesef günümüzde veya modern dünyada diyelim artık şaşırtıcı bir şekilde bir ivme kazanmış ve bir dönüşüm yaşıyor. Bu insanla özdeşleşmiş olan merhamet duygusu artık yerine başka şeylere, böyle menfi tesir bırakacak duygulara bırakmış. Öfke, şiddet, zorbalık artık bütün dünyada, hatta dünya yaşamımızın tüm alanında şu anda hakim duruma gelmiş vaziyette. Biz onun için bu merhamet konusunu özellikle işlemek istedik. Müsaadenizle ben İslam'daki merhamet anlayışını konuşmak üzere ilk sorumu yönelteyim. İslam'da rahmet ve merhamet kavramları nasıl ele alınıyor? Hangi anlamları içerir? Bir de rahmet ve merhamet kavramları arasındaki bağ nedir hocam? Evet. İyi akşamlar diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum bütün seyircilerimize. Biraz önce bahsettiğiniz gibi rahmet, merhamet dinimizin temel kavramlarından bir tanesi. Önce kelimenin köküne bakmamız lazım. Ne anlama geliyor? Rahmet dediğimiz zaman Arapçada rahime kökünden türeyen ve acımak, esirgemek, korumak, affetmek, bağışlamak ve nimet vermek anlamlarına gelmektedir. Rahmet kelimesiyle aynı kökten türemiş olan merhamet de yine benzer bir şekilde acıma duygusu ve bu duygunun etkisiyle yapılan iyilik ve lütuf anlamındadır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bu kelimelerin karşılığını gelebilecek anlamda erham kelimesinin kullanıldığını görmekteyiz. Erham kelimesi ise iki anlama gelmekte. En merhametli ve aynı şekilde yakın akrabalar anlamına geliyor. Buradaki ilişki, merhamet, acıma, akrabalık duyguları birbiriyle gerçekten çok yakın ilintili. Zira anne yavrusunu korur, her türlü zararlı etkenlerden muhafaza etmeye çalışır. Sıla-i rahim dediğimiz yakınlığı, merhameti, şefkati, bütün sevdiğimiz şeyleri paylaşmayı biz önce en yakın çevremizden başlarız. Dolayısıyla rahmet ve merhamet kelimeleri isim olarak bilhassa bir kalp inceliği, iyilik ve ihsan etmeyi gerektirecek şekilde şefkat göstermek, cezayı hak edene de ceza vermekten vazgeçme anlamına gelmektedir. O halde bizler rahmet ve merhameti söylediğimiz zaman, kullandığımız zaman başta insanlar olmak üzere bütün mahlukatın iyiliğini isteyip onlara yardım ve ihsanda bulunma duygusunu anlamaktayız. Mesela adalet birine layık olduğu hakkı vermektir. Evet. Merhamet ise ona o adaletin de üzerinde daha fazlasını verebilmeyi başarabilmenin ta kendisidir. Rahmet ve merhamet insanlar arasında bir duygu birliğinin, dayanışmanın ve paylaşmanın yegane adıdır. Anne babaya saygı, evlat sevgisi, sıla-i rahim, yaşlılara, yoksullara, hastalara, yetimlere, kimsesizlere yardım etmek hep bizim o merhamet duygumuzun birer tezahürüdür. Biz bunlarla onu hissederiz ve karşımızdakine şefkat ve sevgi bekleyerek merhamet etme ihtiyacı hissederiz. Kelime olarak merhameti ve rahmeti böyle tanımlayabiliriz. Anlıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın rahmeti bütün alemi kuşatmış. Evet. Yani canlı, cansız bütün mahlukatı rahmetiyle ayakta tutuyor Cenab-ı Hak. Burada belki bu rahmeti, merhameti yeryüzünde yaymak vazifesi de akıl sahibi, şuur sahibi insana düşmüş değil evet. mi? Gerçi yaratılış da fıtri olaraktan her canlıda bir merhamet duygusu var ki anne ve babalarda bu kendisini daha çok gösteriyor. Anne ve babalar kendi neslinin devamı için evlatlarına karşı çok merhametli evet, müşfik değil mi? Müşfik davranıyorlar. Bu fıtraten konulmuş bir evet. duygu. Hatta hocam bu anneni daha bebeğini dünyada getirmezden evvel karnındaki bebeğini taşıdığı bölgeye de rahim deniyor değil evet. mi hocam? Yani rahmetle, merhametle iç içe bir vaziyette insanoğlu bu dünyaya geliyor değil evet. mi? Şimdi hocam bu açıdan baktığımızda insanın diğer yaratılmışlar arasındaki yeri nedir Rabbimizin nezdinde? Rabbimizin insanlara rahmet olarak peygamberler ve kitaplar göndermesini nasıl açıklarız?
Evet. İnsanoğlu mahlukatın içerisinde en değerli ve en mükemmel bir varlık olarak yaratılmıştır. Evet. Rabbimiz "Lekad halaknel insane fi ahseni takvim" ayeti kerimesinde insanın en mükemmel bir şekilde surette yaratıldığını bize Tin suresinde haber vermekte. Evet. Dolayısıyla bu mükemmellikte yaratılan insanoğlu yeryüzünde bir takım gayelerle, amaçlarla yaratılmıştır. Onlardan birkaçı yeryüzünü imar etmek, yeryüzünde halife olmak, Rabbimizin istediği doğrultuda düzgün bir hayat yaşayıp hem kendisine hem de çevresindeki diğer canlı ve cansız varlıklarla olan ilişkilerini en mükemmel bir seviyeye getirebilmek amacına matuftur bu. İşte tam da bu noktada insanın yaratılışında iki tane duygunun olduğunu görüyoruz. İyilik ve kötülük, sevgi, merhamet, acıma duygusu. Ama bunun yanında insanın bazen kin tutabildiği, öfkelenebildiği, öfkesinin gazaba dönüşebildiği, zulmedebildiği bir takım duyguları da içerisinde barındırdığını görmekteyiz. Bu noktada ise Rabbimiz tam da konumuza uygun olarak rahmeti tecelli ediyor ki o bağışlamasının, o merhamet etmesinin, acıyıp şefkat göstermesinin bir gereği olarak bizlere yüce kitabımız Kur'an'ı ki daha önceki milletlere de önceki ilahi kitapları bir rehber olarak gönderiyor. Ki bu kitaplara bakarak o insanlar kendilerine bir rota çizebilsinler. Evet. Kendilerine bir yön verebilsinler. Kendileriyle, aileleriyle, toplumla, çevresiyle barışık, düzgün bir hayat yaşayabilsinler. Tabii ki tek kitap göndermekle de insanlar akıl sahibi varlıklar olduğu için farklı farklı algılamaları, farklı farklı tatbik etmeleri mümkün olduğu için onlara bir de örnek olsun diye yine rahmetinin bir gereği olarak peygamberler göndermiş Yüce Rabbimiz. Ve o peygamberler o gönderilen ilahi emirlerin nasıl uygulanacağını, nasıl tatbik edileceğini canlı birer varlık olarak göstermişler. Ve insanlar o ilahi kelamla birlikte o peygamberlerin kendi içlerinden insani özellikleri de taşıyan ama seçilmiş olan o masum peygamberlerin hayatlarına bakmak suretiyle o okudukları vahiyleri nasıl anlayacaklarını, nasıl tatbik edeceklerini en güzel bir örnek olarak onun uygulamasında görmüşler ve kendilerine onu rehber edinmişlerdir. İşte peygamber göndermesi, kitap göndermesi aslında Rabbimizin insanlara en büyük lütuflarından bir tanesidir. Burada eğitimin, öğretimin önemi de açığa çıkıyor. Rabbimiz nasıl o en mükemmel yarattığı varlığa akıl nimetini vermiş olmasına rağmen bir vahiyle yani Kur'an'la veya diğer ilahi vahiylerle desteklemişse, aynı zamanda bir peygamber göndermişse, dünyaya gelen insanoğlu da o anne karnında ilk şefkat, merhamet, en güzel duygularla anne o hissiyatı daha yavrusuna karnındayken vermeye başlıyor. Dünyaya geldiğinde yine onu sarıp sarmalıyor, kucaklıyor, emziriyor. Dolayısıyla o rahmetinin bir gereği olarak Rabbimiz dünyada yetiştikten sonra da, akıl bali olduktan sonra da o insanlara rahmetini, merhametini gösteriyor ve onlara en güzel bir şekilde bu duyguyu geliştirebilecekleri, eğitilmeye müsait olduklarını hatırlatıyor. Yüce kitabımız oku diye başlıyor ilk evet. emri. Niçin? İnsanoğlu okuyacak, öğrenecek, anlayacak, onu hayatına tatbik edecek ve Rabbimizin belirttiği şekilde o cenneti vaat ettiği, güzellik yapan, hayır hasenat işleyen, merhametli olan, o acıma duygusunu hayatının tüm katmanlarında gösteren insanlara cennet vaat ediyor Rabbimiz. Ama bunu yapmayanlara ise bilakis ne yapıyor? Azabıyla, şiddetiyle karşılık göreceğini belirtiyor. İnsanın burada seçme hürriyeti ortaya çıkıyor. Hür iradesiyle insanoğlu eğer aklını Kur'an'ın ve peygamberin önderliğinde kullanacak olursa dünya ve ahiret mutluluğunu yakalıyor. O güzellikleri, iyilikleri, hayır hasenatı, merhameti kendisine ve çevresine yansıtıyor. Evlatlarına aktarıyor, çocuk çoluğunu yetiştiriyor. Anneden babadan nasıl bir peygamberin terbiyesinde sahabe-i kiram yetişmişse ve asr-ı saadet diye bütün gerçekten insanlara örnek bir toplum oluşturmuşsa
İşte bizler de başta anne baba, öğretmenler, hocalarımız olmak üzere yeni yetişen nesilleri merhameti, sevgiyi, saygıyı öğreterek ve onların nasıl Kur'an'ı ve sünneti anlaması gerektiğini aktarmak suretiyle ne yapmış oluyoruz? Merhamet duygularını aşılamış oluyoruz. Evet. Onun için Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en güzel ahlakı yaşadığını ve inneke le ala hulugin azim, muhakkak ki sen en güzel bir ahlak üzerinesin diye buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de diyor ki innema bu'istu li utemmime makarimel ahlak, muhakkak ki ben o güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyor. Bu güzel ahlakın içerisinde ne var? İşte sevgi var, şefkat var, merhamet var. Bütün canlılara, yaratılmışlara, Allahü Teala'nın o sevgi nazarıyla nasıl bütün mahlukata yiyeceğini, içeceğini, barınacağını, her türlü ihtiyaçlarını Rabbimiz Rahman sıfatıyla bahşediyorsa, inanan inanmayan, kadın erkek, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadan bütün canlı varlıkların rızkını veriyorsa Rabbimiz Rahman sıfatının bir gereği olarak, o halde bizler de bunu kendimize örnek almamız lazım ve Rabbimizin o bağışlaması gibi bizler de diğer insanlara karşı hoşgörülü olmalı, merhametli olmalı, sevgi içerisinde olmalıyız. Bakınız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o en güzel bir şekilde gönderilmiş olmasının bir yönü de şudur. İnsanlar temelde Kur'an-ı Kerim iki şeyi kazandırmaya çalışır. Onun birincisi şudur. Bütün peygamberler de zaten Allah'a hakkıyla kulluk edebilmeyi insanlara öğretir. Birinci gönderiliş amaçları budur. Kitabında, peygamberlerinde. Bir diğeri ise tüm yaratıklara ve mahlukata, insanlara şefkatle, merhametle muamele etmek. Her türlü hareketinde, sözünde, davranışında yumuşak huylu olarak insanlara iyi bir şekilde muamele etmek bizden istenir. Bunu yapabilirsek zaten dünya ve ahiret mutluluğunu kazanmış oluruz. İnsani ve manevi değerlerden, sevgi, şefkat, merhamet duygularından mahrum kalan insanların kendi şahsi çıkarları için çevreye, topluma veremeyecekleri bir zarar yoktur. Her türlü zararı onlardan bekleyebiliriz. Hani halkımızın arasında kork Allah'tan, korkmayandan denir ya, işte bu merhamet duygularının az olduğu veya aktarılamadığı, verilemediği toplumlarda gençler, çocuklar ileriki yaşlarında Allah korusun acımasız, zulmeden, başkasının hakkını hukukunu tanımayan bir yapıya bürünü verirler ki bu da toplum olarak hiçbirimizin istemediği, arzu etmediği bir durumdur. O halde bizlere düşen görev nedir? Merhameti, sevgiyi, saygıyı olabildiğince okulda, ailede, çevrede, toplumun tüm katmanlarında evlatlarımıza, gençliğimize verebilmek, bunu gösterebilmek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun en güzel örneklerinden birisi olarak çarşıda, pazarda dolaşırken birisine, kardeşimize tebessüm etmenin, o merhamet, şefkat, acıma duygusuyla bakmanın bile bir sadaka olduğunu söyleyerek bize örnek olmuştur. Aslında hocam konuştuklarınızdan şunu da anladım. Konuşmanızın başında ifade ettiğiniz insanoğlu yaratılış özellikleri bakımından bu güzel duyguları, güzel hasletleri fıtraten yüklenmiş bir vaziyette bu dünyaya geliyor. Evet. Yani Resul-i Ekrem'in ifadesiyle aleyhissalatü vesselam her doğan İslam fıtratı üzerine doğar. Daha sonra anne ve babasının çevresinin ahlakına, dinine tabi olur buyruluyor. Şimdi Mutaffifin suresi 14. ayet-i kerimede kalplerin paslanacağından ifade ediliyor. Evet. Paslanabileceği. Yani işte aynanın üstünün sırrının örtüldüğü gibi hakikati yansıtmaya yarayan, duyguların merkezi olan kalbin artık görevini, hakiki görevini yapamayacak bir şekilde paslanacağından bahsediyor. Evet. Belki bu paslanmadan İslam müfessirlerinin çoğu bu ayeti tefsir ederlerken şey yapmışlar. Günahların işlerinden irtikab edilen her türlü günahın kalbin üstüne bir leke bıraktığını, evet,
hakikati, işte güzel duyguların dışarıya belki davranış olaraktan yansıtılamamasına en büyük etken olarak görmüşler. Resul-i Ekrem'den en son misal verdiniz aleyhissalatü vesselam. Böyle bir toplumun içerisinde gelmiş değil mi hocam? Evet. Yani cahiliyenin, öfkenin, zulmün böyle artık en uçlarda yaşandığı bir toplum içerisinde geliyor ve merhamet toplumu inşa ediyor. Şimdi bu açıdan bakarsak Resul-i Ekrem'in aleyhissalatü vesselamın şahsında ve yaşamış olduğu asırda getirmiş olduğu bu ilahi mesajı bütünlüğünde nasıl bir hayat sürmüş? Evet. Kıymetli hocam. Şimdi konuya şöyle devam edelim. Bahsettiğiniz gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberlikle görevlendirildiği dönemde insanlık pek çok noktada tabir yerindeyse dibe vurmuş bir vaziyetteydi. Evet. İşte gelen Kur'an ayetleri, vahiyler ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onu tatbik etmiş canlı bir göstergesi olan sünneti, tutumu, sözleri, davranışı orada yeni bir toplum inşa etmiş. Biraz önce ifade ettiğiniz gibi o zalim, gaddar, acımasız, merhametten yoksun olan, kendi çocuğunu öpmekten, kucaklamaktan bile geri duran, hatta yerine göre diri diri kız çocuklarını toprağa gömen bir toplumdan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve Kur'an'ın yetiştirdiği o insanlar merhamet, şefkat toplumu oluşturmuşlar ve büyük bir dönüşüm yaşamışlar. İşte bu dönüşümü yaşamalarına sebep olan şey Kur'an ayetleri ve Allah Resulü'nün en güzel örnekliğidir. Bakınız birkaç tane o ayeti kerimelerden işlemek suretiyle ayet ve hadisler ışığında konumuza ilerleyelim. Evet. Mesela Rabbimiz Beled suresinde ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاسَوْا بِالْمَرْحَمَةِ buyuruyor. Yani sonra da iman edip birbirine sabır ve merhamet tavsiye edenlerin ahiret mutluluğuna ereceklerinden bahsediyor. Bakınız iman etmek, sabretmek ve o güzel davranış içerisinde bulunmak ahiret mutluluğunu, o merhameti, bağışlanmayı, şefkati, cenneti, cemalullah'a kavuşmayı sağlayacak bir etken olarak önümüze konuluyor. Evet. Yine Rabbimiz bakıyoruz. Elif lam mim. Tilke ayatul kitabil hakim. Huden ve rahmeten lil muhsinin buyuruyor. Nedir bu? Bakın huden ve rahmeten lil muhsinin. İyilik yapanlara bir hidayet ve rahmet kaynağı olarak indirilmiş hikmetli bir kitabın ayetleridir diyor Kur'an'ın ayetlerine. Demek ki Kur'an bizim için bir merhamet kaynağı, rahmet kaynağı, hidayet kaynağı. Biz onun ayetlerini okudukça, özümsedikçe, hayatımıza yansıttıkça evet. hem kendimiz o rahmetten kana kana içeceğiz hem de çevremizdekilere bunu aktarmış olacağız. Halkımız arasında güzel bir söz vardır. Yağan yağmura rahmet derler. Bakın aslında konumuzu tam da en güzel bir şekilde ifade eden sözcük budur. Nasıl yağmur ölü bir toprağa hayat veriyorsa, bütün canlıları, bitkileri canlandırıyorsa ve susuz bir hayat düşünemiyorsak, bütün hayatı gerçekten olması gereken neşv-i nema bulmasına sebep olan yağmur nasıl rahmetse, işte Kur'an ayetleri de Hazreti Peygamber'in yaşantısı da bizler için birer rahmettir, birer örnektir ve onun her biri, her bir tanesi insanoğlunun bir eksiğini ileriye taşır ve onu güzelleştirir, törpüler ve onun kamil insan olma, güzel insan olma, kendisine, toplumuna, insanlığa faydalı bir şekilde dönüşebilmesine katkıda sunar. Onun için Kur'an ayetleri bizim için rahmettir. Hazreti Peygamber'in hayatı bizim için rahmettir. En büyük bulunmaz birer bunlar fırsattırlar. Yine Rabbimiz bakınız. Ya eyyühennâsü qad câetkum mev'izatum min rabbikum ve şifâun limâ fissudûr buyuruyor. Evet. Ve huden ve rahmetun lil mu'minîn. Ey insanlar Rabbinizden size bir öğüt olmak üzere kalplerinizdeki hastalıklara bir şifa ve inananlara bir rehber ve rahmet olarak Kur'an'ı ayetlerini gönderdiğini bize haber veriyor. O halde demek ki biraz önce belirttiğiniz o insanlar hata yaptığında, günah işlediğinde,
kalplerinde bir noktacık oluşur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle. Eğer kişi akşama kadar, yatıp uyuyuncaya kadar o günahından, hatasından, yanlışından dönüp de tevbe istiğfarda bulunursa o tekrar silinir. Aynen bahsettiğiniz aynanın üzerindeki bir lekenin silinip tekrar güzel bir şekilde karşıdakini gösterebilmesi gibi. Ama o hatalar, günahlar tevbe istiğfarla temizlenmezse, üstelik üzerine yeni yeni hatalar konacak olursa işte orada kalp kararmaya başlar. Onda artık insanlara iyiliği, merhameti, güzelliği, hayır duygularını, artık vicdanının sesini o kişinin dinlemesinin önünde en büyük engel olur. Halbuki fıtraten yeni yavrularımıza, çocuklarımıza baktığımız zaman onlar masumdurlar. Evet. Olması gereken hiçbir içerilerinde asla art niyet taşımazlar. Bütün saflıklarıyla, temizlikleriyle, güzellikleriyle hepimizin sevgisini, ilgisini çekerler. Ama sonradan anne, baba, çevrenin yönlendirmesiyle onlar da hata işledikçe, günah veya yanlışlıklara düştükçe o masumiyetlerini kaybettiklerini, dönüştüklerini görürüz. Hatta haramlara, yanlışlara, günahlara aşırı bir derecede dalacak olurlarsa o vicdanının sesini dinleyerek o kötülükleri yapmanın önündeki kendilerini koruyacak en büyük gücünü, kaynağını da kaybetmiş olurlar. Ve sıradanlaşır hata işlemek, günah işlemek ve dolayısıyla her geçen gün, tabir yerindeyse hani battıkça batıyor derler ya, o günahlar, o yanlışlıklar kalpte kararmalara ve insanın dönüşmesine, o yaratılıştan gelen fıtratının güzelliğinin bozulmasına, kirlenmesine sebep olur. Nasıl dünyada bazen çalışıp çabalarken işte kömürle kömür taşıdığımızda veya bir takım kirli işler yaptığımızda vücutumuz kirleniyorsa, günah işlediğimizde de, gıybet ettiğimizde de, dedikodu yaptığımızda da, merhamet acıma duygusundan eksilme olup başkalarına gaddar davrandığımızda da o kirler, o paslar ne yapıyor? Kalbimizde çoğalmaya başlıyor. Kalbimizi karartmaya başlıyor. Vicdanımızı karartıyor. Ve insanlığımızdan utanacak yanlış tutum ve davranışları yapmanın önünü açmış oluyor bize, Allah korusun. İşte Kur'an ayetleri bize bir şifa, bir rahmet. O kalplerdeki kirleri temizleyecek, arındıracak, kini, hasedi, dedikoduyu, yalanı, gıybeti, haramlara uzanacak eli, dili, gözü muhafaza etmek için emrediyor Rabbimiz bu ayetleri. Onun için gönderiyor. Bakın, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفِسُكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ buyuruyor Rabbimiz. Rum suresinin 31. ayeti kerimesinde. Diyor ki Allah'ın sizin kendi cinslerinizden eşler yaratmış olması onun ayetlerindendir. Onun varlığını gösteren delillerdendir diyor. Niçin? Çünkü insanlar eşleriyle huzura kavuşurlar. Onlarla ısınıp bir yakınlık peydah ederler birbirlerine. Ve bu sayede de Rabbimiz ne yapar eşlere? وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً İşte rahmeti ve merhameti Rabbimiz o eşler arasında da ne yapar? Sağlamış olur. İşte bu ayetler doğrusu düşünenler için nedir? İbretler vardır. Bu ayetler insanlar akletsinler, düşünsünler. Kendi yaratılışlarında, evliliklerinde, aile kurmalarında, birbirine ülfet beslemelerinde, muhabbet beslemelerinde, aşkla birbirlerine yaklaşmalarında da nedir? Allah'ın varlığının delilleri vardır. Onun hikmeti vardır. Zira bütün canlıları Rabbim eşler olarak yaratmış. İnsanları da birbirine muhtaç yaratmış. Dolayısıyla rahmet ve meveddet hayatın her noktasında baktığımızda görebileceğimiz bir kavram bizim. Bunu iliklerimize kadar hissetmemiz lazım. Evet. Hani derler ya, aslında ailenin temeli de, bütün yaratılmışların temeli de sevgiye dayanır, merhamete dayanır, güzelliğe ve karşıdakine karşı iyi beslenen hislere davranır. Bu Rum suresindeki meveddet kelimesi aslında bir şeye duyulan muhabbeti, kuvvetli bir sevgiyi ifade eder. Ki Rabbimizin isimlerinden, sıfatlarından bir tanesi de veduttur. Evet, Allah en çok sevendir.
ve çok sevilendir. Bakın hem seven aynı zamanda sevilendir. O halde Rabbimizin bu ismi, bu sıfatı aynı zamanda mahlukatın üzerinde de tecelli etmiş. İnsanlar da buna bakarak birbirlerini sevmeli, birbirlerini kucaklamalı, birbirlerine iyi dileklerle, güzelliklerle yardım edebilmeye, birbirinin ihtiyacını giderebilmeye, onun derdiyle dertlenmeye çalışmalıdırlar ki Allah'ın rızasını kazanabilsinler. Evet. Bunun için sevgi Allah'ın ilahi bir lütfudur. Rabbimizin ve bize sağlamış olduğu sevgi kalp ile iletişimin bir yoludur. Yani canı cana değdirecek, dili dile değdirecek bir şeydir. Güzel konuşan dil karşıdaki insanı memnun eder, kalbi mesrur eder, insanlığa huzur verir. Hani günümüzde diyoruz ya pozitif enerji dediğimiz, insanlara baktığın zaman, konuştuğun zaman, ilişki içerisine girdiğin zaman enerji kazandığın, yenilendiğin, yorgunluğunu unuttuğun, işte tam da bu merhametle, sevgiyle yapılabilecek ve tebessümle o sadaka olan şeyi hiçbir insandan esirgememek suretiyle yapabileceğimiz bir şeydir. Sevgiyi aktarabilmenin en güzel yollarından bir tanesi demek ki tebessümdür, güler yüzdür, tatlı dildir, hoş sohbet olabilmektir, birisinin sıkıntısını giderebilmektir, aca fakire bir yar olabilmektir, onun derdiyle dertlenebilmektir, yetimin başını okşayabilmektir, fakir fukarayı gözetebilmektir, toplumda kimsesizi düşkünü koruyup kollayabilmektir. Evet, demek ki rahmet, incelik, yumuşaklık ve merhametin bir göstergesidir. Rabbimiz nasıl bütün yarattıklarına rahmetiyle kuşatmış, merhamet etmişse bizler de onun yarattıklarını, yaratılanı yaratandan ötürü sevip onlara sevgiyle, merhametle muamele etmemiz gerekir. Bakınız Kur'an ayetlerinde böyle olduğu gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de merhametin ne kadar zirveye ulaştığını, onun uygulamalarında, sözlerinde, tatbikatında ne derece topluma yön verdiğini görmekteyiz. Bakınız vaktimiz imkan verdiği nispette birkaç örnek sunmaya çalışalım. Allah Resulü Ebu Davud'da zikredilen bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor. Diyor ki yerdekilere merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin. Evet, demek ki bizler Rabbimiz nasıl bütün canlı cansız her şeye merhamet etmişse biz de o yaratılmışlara en ufağından en büyüğüne kadar, canlısından cansızına kadar merhamet edeceğiz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz Uhud gazvesi sırasında bir sıkıntı yaşıyor. Orada bırakmış olduğu okçular tepeyi terk ettiği için sonra arkadan dolanan düşman güçleri sebebiyle dişi kırılıyor, yanağında kan oluşuyor ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağının bir yerine sığınmak zorunda kalıyor. Ve orada belirli bir zaman dilimini geçiriyor. Ve onun hatırına Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cansız dediğimiz, dağ dediğimiz tabiata bile diyor ki Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz diyor. Bakınız yani tabiattaki bir dağla bire sevgiye dayanan, güzelliğe dayanan bir ilişki biçimini bize öğretiyor. Evet. O halde toplumda bizi izleyen izleyicilerimiz şunu her zaman düşünmeli. Demek ki canlı olan bir ağacı gereksiz yere kesmemeliyiz. Onun hayatına son vermemeliyiz. Sokakta gezinen hayvanlara zarar vermemeliyiz. Onlara eziyet etmemeliyiz. İster evimizde olsun, ister dışarıda olsun. Cansız varlıklara bile böyle davranan bir peygamberin ümmeti olarak böyle bir yanlışlığa düşecek olursak Allah korusun onun yüzüne nasıl bakabiliriz? Nasıl onun ümmetiyiz diyebiliriz? Yine yıllarca hizmetinde bulunan Enes bin Malik diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tasvif ederken aile fertlerine karşı Allah Resulünden daha şefkatlisini hayatımda görmedim diyor. Evet Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eşlerine, çocuklarına, torunlarına, aile fertlerinin tümüne karşı da aynı merhameti, aynı sevgiyi gösteriyordu. Yine Peygamberimiz bırakın kendi aile çevresini veya sahabeyi daha sonra asırlar sonra gelecek kıyamete kadar devam edecek
ümmetine bile şefkatini ve merhametini şöyle diye getirmiştir. Eğer diyor ümmetime güçlük, zorluk vereceğini bilmeseydim onları her namazın öncesinde abdest aldığımız gibi misvak kullanmalarını emrederdim. Yani dişlerini fırçalamalarını emrederdim diyor. Ama ümmetine güçlük vereceğinden endişe ederek onlara acımasına ve onlara olan şefkatini, merhametini göstererek onu zorunlu kılmadığını ama yine de yapılmasının iyi bir şey olduğunu belirtiyor. Ve tüm bunlar kalbi yumuşatmanın yolunun gerçekten merhametten geçtiğini bize anlatıyor. Bakın bir sahabe geliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme kalbinin katılığından bahsediyor. Ve Allah Resulü'nün ona verdiği cevap çok enteresan. Sen diyor kalbinin yumuşamasını mı istiyorsun? Evet dediğinde fakiri doyur, yetimin başını okşa diyor Allah Resulü. Yani o mazlumu, o yetimi, o fakiri kollamanın, gözetmenin, onun haliyle hemhal olmanın kalbimizi yumuşatacağını ve bizde bir rafkat, bir yumuşaklık peyda edeceğini ve bizi manevi olarak ilerlememize sebep olacağını açıklıyor. Ve yine bir hadisinde de küçüklerine merhamet etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden değildir diyor. Yani kendi ümmetinin küçüklerine merhamet gösteren, büyüklerine sevgi ve saygı gösteren bir ümmet olmasını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlerden istiyor. Yine çocuklarına karşı sevgiyi, ilgiyi, merhameti, hatta onları kucaklayıp öpmeyi bile çok gören birisine diyor ki Allah gönlünden merhameti alıp çıkardıysa ben sana ne yapabilirim ki diyor. Yani sen kendini öyle dönüştürmüşsün ki öyle demek ki bir takım yanlışlara, hatalara gidiyorsun ki o çocukları sevmeyi, kucaklamayı, öpmeyi, onlara merhamet göstermeyi bile kendine çok görüyorsun. Kalbin katılaşmış. İşte bunları yapabilmek için de fakiri, fukarayı, yetimin başını okşa, merhamet et, acıma duygunu geliştir, günahlarından arın, tevbe istiğfarda bulun diye ne yapıyor? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onları uyarmış oluyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece insanlara değil, biraz önce söylediğimiz gibi bir taşa, dağa, Uhud'a bile sevgisini, merhametini gösteriyor. Yine aynı şekilde hayvanlara söz konusu. Bir gün Enes bin Malik'in küçük kardeşi Ebu Umeyr'in bir kuşu vardı. O kuş ölüyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu işittiğinde o Ebu Umeyr'e gidiyor, ziyaret ediyor, taziyede bulunuyor ve onun gönlünü alıyor. Bakın bir kuşunun ölmesine üzülen bir çocuğu ne yapıyor? Çift yönlü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hem o çocuğun gönlünü alıyor hem de o canlı bir hayvanın ölmesinden dolayı üzüntü duyulabileceğini, onun da bir can taşıdığını, bunun için bile kalkıp onların evine gitmesine sebep oluyor. O halde hayvanlara da canlı ve cansız varlıklara da bizim merhamet etmemiz, güzel bir ilişki içerisinde onlarla olmamız gerekiyor. İşte tam da burada ayeti kerime aklımıza geliyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz diyor seni Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kastederek alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Evet, dağa, taşa, kuşa, canlıya, cansıza, insana, kadına, erkeğe, çocuğa, yeryüzünde, gökyüzünde, alemlerde ne görüyorsak işte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tüm bunlara rahmet olarak gönderilmiştir Kur'an'ın ifadesiyle. Evet, Peygamberimizin rahmet oluşu onun bütün insani ilişkilerinde kendisini göstermiştir. Bütün tavırlarında biz bunu rahatlıkla görebilmekteyiz. Yine Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 159. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki Estaizu billah فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَزَّنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Evet diyor ki sen Allah'ın katından bir rahmetle o çevrendekilere, yanındakilere, sahabe-i kirama yumuşak davrandın. Evet Allah'ın bir rahmeti olarak. Demek ki ayna metaforunu kullandınız ya evet. Rabbimiz bütün alemlere rahmet etmiş. Onun yansıması olarak seçtiği peygamberlerde de
büyük bir miktarda onlarda da şefkati, merhameti en yüksek derecede bulundurmuş. Onlar da toplumlarına aynı şekilde ne yapmışlar? O merhameti, o şefkati yaymışlar. Ve dolayısıyla Peygamberimiz yumuşak davranmıştır. Katı ve kaba olmamıştır. Ayet-i Kerime diyor ki, eğer sen katı ve kaba davranmış olsaydın, onlar senin etrafından dağılır giderlerdi. Yok olurlardı. Yani sen hedefine, amacına ulaşamazdın. O halde وَعَفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ Onları affet. Eğer yine de senin tüm bu güzel davranışlarına rağmen böyle hata yapanlar varsa onları affet. Sen yine bağışlama yolunu tut. Ve onlar için de bağışlanma dile. Rabbine istiğfarda bulun. Ne kadar güzel bir şey. Demek ki biz kendimizin affedilmesini istiyorsak aynı şekilde başkalarını affedeceğiz. Onların hatalarını görmezden geleceğiz. Veya onları bağışlayacağız ki duamızla yardımcı olacağız ki biz de Rabbimizin rahmetine, bağışlamasına, mağfiretine ne yapalım? Tabir yerindeyse yüzümüz olsun. Yoksa biz insanları bağışlamazsak, insanları affetmezsek Allah korusun o hiç kimsenin yardımcı olamayacağı kıyamet gününde Allah muhafaza Rabbimiz de bizleri bağışlamazsa halimiz nice olur. Bunu her zaman düşünmeliyiz ve böyle davranmalıyız. Bakınız sayın seyircilerimiz. Buyurun. İftar vaktiyle birkaç dakika kaldı. Toparlayalım inşallah. Tamam inşallah. Demek ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin merhamet örnekliğinden birkaç daha sunmaya çalışalım. Mesela Allah Resulü bir gün hayvan kesen bir kasap diyelim. Onun hayvanın gözünün önünde bıçağını bilediğini görünce diyor ki kaç kere bu hayvanı öldüreceksin? Niçin ona eziyet ediyorsun? Yani o bıçağını bilemeni, keskinleşmeni ayrı bir yerde onun görmeyeceği şekilde yapsan ya. Evet demek ki Ramazan arkasından kurban 2 ay sonra. Bunu kurban kesen vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin hepsinin bu hadisi göz önünde bulundurması lazım. Hayvanlara da eziyet etmeden en güzel bir şekilde onları kurban etmeliyiz. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethi sırasında ordusuyla ilerlerken yavrulamış bir köpek görür ve onun başına askerlerinden birkaç kişiyi diker. Der ki ordular, askerler geçerken dikkat etmezler de görmezler de bu yeni yavrulamış olan köpeği ve yavrularına zarar verirler diye Allah Resulü titrer. O halde bu hadisi duyduğumuz zaman kendi kendimize şöyle sormamız lazım. Hani televizyon ekranlarında bazen görüyoruz ya, kediye şöyle işkence etti, köpeğe şu şekilde işkence etti, hayvana kaldıramayacağı kadar yük yükledi. Demek ki bu tutum ve davranışlarımız Allah ve Resulünün hoşnutluğunu kazanmaktan ne kadar uzak bir şekilde cereyan etmiş oluyor. Konumuzu şöyle tamamlayalım. Rabbim cümlemizden merhamet duygusunu eksik etmesin. Amin. Merhameti, sevgiyi, saygıyı, hürmeti küçüklerimize ve büyüklerimize, toplumda halka halka tüm katmanlarda birbirimize yayarak ve birbirimizle bu konuda hayırda, iyilikte, güzellikte, merhamette yardımlaşarak her türlü kötülüklerin, her türlü yanlışın önüne geçebilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Ramazanımız mübarek olsun. Şimdiden bayramımız ve Kadir gecemiz de hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ediyorum sayın dinleyicilerim. Biz teşekkür ederiz. İstifade ettik hocam. Gayet güzel şeylere değindiniz. Cenab-ı Hakk'ın Rahman ve Rahim isimleri bütün alemi kuşatmış. Değil mi? Evet. Kur'an-ı Kerim'de her surenin başında besmele ile Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyoruz ki bu bize de bir işaret veriyor. Yapmış olduğumuz her işte, hayatımızın her alanında merhamete, rahmete muhtacız. Hayat bir mücadele değil, yardımlaşmayla, paylaşmayla manasını bulan bir hakikat. Evet. Cenab-ı Hak şu Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde de bu hakikatin üzerimize tecellisini bizlere nasip eylesin. Emin çok teşekkür inşallah. Ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar için iftar vakti. Bu akşamda programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı vakitte huzurlarınızda olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz.